Zorba'nın öldürüldüğünü anladığı vakit Osman'ın yüzünü görecektin Sercan Hatun. Öfkesi köpürdü. Göğsünden taştı sanki. Osman'ımın merhameti bol, gönlü kucaklayıcıdır. Lakin öfkesi de aynı nispette büyüktür. Dündar'la hesaplaşmadan bu işin ucunu bırakmayacaktır. Bu hesabın sonu bellidir Sercan Hatun. Kol kırılıp yen içinde kalmayacağı aşikardır. Oo, Sercan Hatun. Buyur Burçin kızım. Kızılca kıyamet kopar. Osman Bey yeri göğün netti. Siz burada oturursunuz. Biz her meseleyi öğrenelim, her lafın içinde olalım diye yarış etmeyiz. O sebepten icap edeni vakti gelende öğreniriz. Madem vakti gelende öğrenirsiniz, o vakit benden duymuş olmayasınız. Burçin, de hele ne diyeceksen. Benden duymuş olmayasınız dedim. Burçin, rahmetli ananın hakkı çok üzerimde. O sebepten sana katlanırım. Lakin sınırını zorlama. Ne diyeceksen de hele. Madem o kadar çok istersiniz, diyeyim o vakit. Aygül'ün mürüvvetini göreceği gün, Osman'ın buna etmesi hiç iyi olmadı. Ne etmiş Osman Bey? Ne edecek? Osman Bey bir hışımla geldi Dündar Bey'in otağının önüne. Aygül'ü Alişar'la nikahlamana izin vermem emmi diye ortalığı birbirine kattı. Burçin, sen ne dersin kızım? Osman'ın Aygül'ün nikahıyla ne işi ola ki? Vallahi orasını ben bilmem. Bamsı Bey'le Gündüz Bey de zor zapt ettiler. Haddini aştığı için gerekeni dediler. Dediler de az bile dediler ya neyse. Osman ne demiş de Dündar'a haddini aşmış ki? Aygül'ü Alişar'a yar etmem dedi. Daha ne dedi? Daha ne diyecek? Bütün derdi Aygül'müş meğer. Ne derdi varmış Osman Bey'in Aygül'le? Onca hırgürden sonra Dündar Bey de patladı nihayetinde. Nicedir kimse edemediği bir sırrını aşikar etti. Meğer vaktiyle Aygül'ü Osman'a vermiş. Belli ki Osman Bey de pişman olmuş ki bu kadar kıyamet kopardı herkesin içinde. Damarıma basan sendin Sercan Hatun. Demeyeyim dedim. Sen istedin.